beraberiz. Biz şimdi annemi almaya geldik. Annemle beraber 2 aya gideceğiz. Lütfiye, Asya, Muzaffer hep beraber. Anneme televizyon sehpası bakacağız 2 adan. Annem börek yapmış. 2 adan gelince çayla yiyelim diye. Şimdi pişiyor. Bunun pişmesini bekleyeceğiz artık. Ondan sonra gideceğiz 2 aya. Bu patatesli peynirli mi anne? Patatesli peynir. Mayasız hamurdan mı? Maya koydum da soda da koydum şeyine. Tamam, 2 dakikaya herhalde olur hani bu. Şeyini Değil mi? kapatınca pişmez mi? Yok, iki Asya dakika. adın ne Asya? Asya büyük annesinin Bay bay kucağında. yaparsın, bay bay yap. Çok mutlu gezmeye Bay gittiği için değil mi bay. kızım? Kızımla gezmeye gidiyoruz. Kızım hatta ailelere gidiyor, değil mi kızım? Asya gezmeyi hiç sevmiyor. Sevmiyor musun? Asya'cığım gezmeyi seviyor musun? Evet. Gezmeyi Demir seviyor okul, musun? burada mı demir okul? Evet. Karşısı metro. Orası da büyük market. IKEA hemen onun arkası. Tabii Ankara'daki IKEA'ya gitmiştik. Ankara'daki daha da büyük. Zaten İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da bir de Antalya'da var Türkiye'de zannedersen. Çok yaşa. IKEA. Çok yaşa. Kızım. Kızım. IKEA'nın hemen yanında çok büyük bir AVM var. Anne. Karşı tarafta da var büyük bir AVM. Şey yaptı kızımla. Burası Agora. Kocam. Agora alışveriş merkezi. IKEA'da hemen onun yanı. Kocam. Şey yaptı. Arabayı park ettik. Muzaffer, arabanın resmini çektin mi? Numarasını? Sonra bulamıyoruz çünkü. Çok büyük bir park alanı. Evet. Bunlar asansörle gelsin çünkü merdivenden bebek arabasıyla zor olacak. IKEA'nın mobilyaları çok güzel oluyor gerçekten. Ama tabii fiyatları nasıl oldu bilmiyorum. Ben de epeydir gelmedim. Fiyatları çok artmıştır eminim. Anne sen buradaki IKEA'ya gelmiş miydin daha önce? Buraya geldin mi? Annem de ilk defa geliyor. Evet. Lütfiye de geldi. Bir de ayakkabı olması daha güzel bence, değil mi? Ayakkabı olması daha güzel. Online işte. 670 lira. Merdiven. Bu merdivenlerden çok istiyorum da evde dolapların üstünden falan bir şey alırken çok rahatlık. İlk fırsatta bunlardan alalım Muzaffer. 670'miş. En son baktığınızda Lütfi 250 miydi? Hiç hatırlamıyorum. O civarda. 250 lira falandı. Neredeyse 700 lira. Kaç lira olmuş ya. Bir şeyi almaya karar verdiğinizde hemen almanız gerekiyor. Yoksa bir daha fırsat olmuyor. İnanın. Biz en son geldiğimizde bir dahakine alırız demiş. Ay çok güzel ya. Koltuklar. Ben aslında L koltukları hiç sevmiyordum önceden ama şimdi çok hoşuma gidiyor.
Çok güzelmiş değil mi anne? Güzel. L koltuğu hiç sevmezdim ben. Oturma odasına ileride sen de L koltuk alsak çok güzel olur. Anne şu var ama o da... Büyük o ya. Evet. Annemle de küçük bir şey. Tamam. Annem aslında istemiyor da babam istiyor. Bir tane vitrin alalım. Vitrini ne yapacaklar? Aslında gerek yok vitrine. Yani siyah yemek takımları. Ya şu sunumluk çok güzelmiş ya. Sunumluk da harikaymış böyle. Hem ahşap. Ha, böyle de kalkıyor, evet. Çok güzel bir sunumlukmuş bu. IKEA'nın mutfak eşyaları da çok güzel oluyor. Çok beğeniyorum ben. Şey de çok güzel. Baksana vitrini. Sunumluğu çok beğendim. Hani isterseniz bu şekilde çıkarıp da kullanabilirsiniz. 350 liraymış fiyatı. Ama çok hem spor hem modernmiş. Anne bak şöyle var beyaz ama. Hem ayaklı. Ayağını da yine takarsın. Ne kadar biliyorum ama 4600 lira. Fiyatı. İkiye bak şu çok güzelmiş. Hem ayaklı sefa. Evet güzel. Fiyatı 4600 ama. Yürüsün mü Asya biraz? Biraz sonra indirelim Asya seni. Asya çünkü arabadan indikten sonra bir daha binmez. Onun için. Şimdilik indirmiyoruz. Bu koltuk da çok modern. Kenarları da çok yumuşak. Ama fiyatı 10.000 lira. Ama burada şöyle bir şey varmış baksana. Bu da çok bir spor annemlere. Baksana böyle bir sehpa varmış ama. Bu da onların mobilyasına uymayacak biraz değil mi? Merdivenden alalım mutlaka. Evet. Ama bu koltuk da çok hoşuma gitti ya. 10 yıl garantiliymiş. Ama fiyatı 3500 lira. Koltuğun fiyatı 3500 lira. Bunda renk muhteşem. Kadife, ördek başı yeşil. Şu L koltuk da çok spor değil mi? Ezdirme koltuğu olarak istiyordu. Sonra işte odada nereye koyacağım diye almaktan vazgeçti. Gerçekten büyük yer kaplı. Hani yeriniz çok olacak. Şimdi çocuk odası o kadar... Büyük değil. Bunlar da o zaman 600-700 lira falandı. Bunlar da bayağı artmış. Bunlar da örtüymüş böyle tüylü tüylü. Kanepe örtüsü, koltuk örtüsüymüş bunlar da. Orta sehpaya baksana. Çok güzelmiş, parlak. Ha şu masa ne kadar güzel. Hem yanlardan bak kırılıyor. Çekmeceli. Balkona çok güzel olur bu. Yanlarından istersen evet açıyorsun. Ha çok güzel kumluk. Altın sarısı. Aa, şu orta sehpası.
şey gibi aynı bu eski sehpalar gibi zaten Hasanoğlan'daki annemin sehpası gibi değil mi? Evet. O modelde. Küçükleri de var. Bunlar da bizim mutfak dolaplarının renginlermiş. Bunu da beğendimler. Bir de şu da güzelmiş. Her zevke hitap ediyor renkleri. Sepetler de çok güzel oluyor içine koymak. Fiyatı 400 liraymış. Bizim anne dolapları ikiye böldüm. Hasır sepet. Da mutfakta üstüne tost makinelerini falan koymak için kullanmak için. Ya biz evlendiğimizde çok ağır bir mobilya almıştık. O zaman gümüşlüklü, aynalı öyle bir takım vardı. Orta sehpası işte mermerdi, küçükleri vardı. Hani evlenirken hiç düşünemiyor insan. O kadar ağır mobilya almışız ki sonra doğuya tayinimiz çıktı. Giderken götürelim mi götürmeyelim mi çok kararsız kalmıştık. Ama nereye bırakacağız? Bir de kullanmadığımız şeyi ne yapacağız? Doğu'da 4 sene kalacaktık ama götürdük tabii Doğu'ya. Hiç evlenirken şu anda gençler gerçekten, benim kızım da öyle mesela. Evlenirken çok işine yarayacak mobilyaları seçti. O da çok önemli bir şey gerçekten. Biz evlenirken hani söylemelerine rağmen büyükler söylemişti ağır mobilya almayın çocuklar diye ama biz dinlememiştik. Sonra pişman olduk tabii. O mobilyaları işte Isparta'ya geldikten sonra değiştirdik. Sonra daha spor model almıştık. Tabii yaşla da alakalı zevkler sürekli değişiyor. Yaşınız ilerledikçe zevkler farklılaşıyor gerçekten de. Sandalyeleri de çok beğeniyorum ben. Bizim salonda kullandığımız masa sandalyeyi biz Isparta'daki mutfağa göre almıştık. Onların işte bacakları metal çok ağır. Hani en kısa zamanda onu değiştirmek istiyorum inşallah. Bu sandalyeler de ay çok ağır ama. Ay inanılmaz kalkmıyor. Bizim sandalyeden daha ağır mı lan fazla? Ya yemek masası olarak uzunluğu tabii bize fazla. Biraz daha küçük masa. Uzunluğu var bayağı. 3-6-8 kişilik. Bak şöyle bir masa. Sandalyeler mi? Bu da mutfak için falan daha uygun. Daha basit. Şu renk çok güzelmiş ya. Bizim salona bu uyar. Bunu açılabiliyor da. ₺3900'lüymüş. Masanın sadece fiyatı. Şu masa acayip büyükmüş. Ne kadar büyükmüş. Acaba bunun açılmış mı o? Yok bu masa daha büyük. Bakış olduğun daha büyük. Ayağıyla ama kapanıyor. Ama şey küçülebiliyor bu da.
Bu hem yandan uzayabiliyor, katlanabilir bir masa. Çok portatif. Şurada. Bu da açılabiliyor yandan şuradan. Bu da çok güzel. Bunu da çok beğendim. Bu da çok güzel. Katlanır, istediğin zaman katlıyorsun. Misafir geldiğinde aç. Evet. Öbür tarafı var. İstersen bunun içine koy şöyle. Neler de güzelmiş. Aa, tabureler. Benim istediğim taburelerden de var. Bunlardan sabit. Benim istediklerim şey katlanır olanlardan da. Bunlar katlanmıyor. Bunların fiyatları biraz daha uygun. Tabi boy biraz kısa olunca bunlardan şart bize. En kısa zamanda bunlardan alacağım ben. Annemle Lütfiye hızlı hızlı gezdi gitti onlar. Biz inceleyeceğiz diye geride kaldık biraz. Yani bir kavanoz hastalığı var. Kavanozları çok seviyorum ben. Saklama kaplarını. Bunların küçüklerinden var bende. Kolu, yani şuraları biraz paslanıyor tabii bunlar. Makineye falan attıktan sonra. Paslandı benim buraları da. Bunların boyutları da çok güzelmiş. Böyle nohut fasulye koymaya. Bunların tezgahları da ahşap. Sudan etkilenmiyor tabii. Musluk da çok orijinal. Ya benim ocakta cam. Ama camda hiç kullanışlı olmuyor. Yani sildiğiniz an illaki kurulamanız gerekiyor. Yani daha öncekiler mesela şeydi, metaldi. Burası cam değildi, onlar daha kullanışlıydı. Buranın rengi de çok güzel. Tezgah siyah tabii. Bizim evi aldığımızda tabii mutfak tezgahını falan değiştirme gibi bir durumumuz olmadı. Siyah renk. Siyahı da hiç tavsiye etmem gerçekten. Hani üstüne ne düştü belli olmuyor. Kirli mi temiz mi hiç belli olmuyor. Hiç kullanışlı değil siyah. Siyah olduğundan hiç memnun değilim ben. Burası da siyah ağırlıklı. Kiler olarak değil, ne kadar güzelmiş orası da. Kilere falan çok iyi de. Ama kapaklı olmadığı için de kullanışlı olmaz bence. Kapağı yok onların. Böyle tuz, şey, yağdanlık, sirkelik. Yağlı sirkelik olarak. Çok güzel mutfaklar var. Metal kaplar. Ya bunların üçlülerini kullanıyorum. Aa, bu renk de çok güzel. Dolap rengi muhteşemmiş bu da. Bak böyle tezgahın rengi güzel. Bizim Lütfiye'nin de öyle beyaz renk. Yani o da bir çay damlasa belli oluyor ama siyahtan daha iyi bence. Şu saklama kapları da çok güzel oluyor ya. Buna da bambu kapak, cam. Bunlar kahvaltılık için, dolaba bir şey koymak için buzdolabına çok güzel bunlar. Bunları çok beğeniyorum ben de. Böyle kavanoz gibi olanları da var. Bunların boyutları var. Burada büyük boyu var.
Beyaz her zaman için bence aydınlık, ferah. Daha asil değil mi? Yine burada da var saklama kapları, kavanozlar. Ben dediğim gibi kavanozları çok seviyorum da. Bunlar da şeyden metal. İçine mesela kurabiye falan koymak için çok güzelmiş. İki boyu var. Bunlardan ben almıştım daha önce. Baharat için. Ama tabii makineye attım, kapakları gitti. Elde yıkamak gerekiyor. Kapakları soyuldu benimki. Ben 5-6 tane almıştım. İçine böyle tarçın falan koyuyorum. Ama kapakları soyuldu tabii. Nice. Ama ben Nihale. Nihalemiz kırıldı ya bizim. Bunlar üçlüymüş. Mantar mı? Heh, mantarmış. Başka var mıydı? Nihale dikkat etmedim ben. Nihale alalım. Bizim boncuktu Nihalemiz bir tanesi. Kırıldı, parçalandı da bu mantarlar güzelmiş ya. Acaba sıcaktan dolayı rengi şey mi kararır mı acaba? Bir şey olmaz onlara. Mantar. Ne kadarmış bunun fiyatı? 43 liraymış. 43 lira. Bir de şey oluyor, ızgara gibi oluyor. Onlardan görürsek onlardan bakalım bir de. Bunu alalım mı yanımızda, taşıyalım? Alalım. Gerçi aşağıda mutfak bölümü de var, oraya da bakarız da. Tamam, aşağıdan bakalım, şimdi yük etmeyelim. Aşağıdan bakalım da bunlar güzelmiş ya, mantar. Beğendim ben. Bu da büyük tepsiler için falan ya hala ama bu tepsi de çok güzelmiş. Fırına yemek falan sürmek için bize mesela 4 kişi için idealmiş. Gerçi benim bu boyda şey var, borcamım var da metal de çok güzelmiş. Doğrama tahtaları da çok güzel. Tezgaha sabitliyorsunuz, kaymıyor. Şurası. Deterjanlık, süngerlik. Bulaşık. Bir şey soracağım. Acaba şöyle açıp çıkartmışsınız oraya. Şunun gibi. Bol bol kaşıklıklar var. Çekmeceye göre, boyutuna göre daha büyük bizim çekmeceye çok büyük. İki bölümmüş. Yanına ek yapabiliyorsunuz. Uçlar da çok kullanışlı oluyor. Gardırop üstlerine falan çok kullanışlı. Kenarları sert, kavva gibi. İçine koyacaksın, toz da almayacak. Evet, beyaz karyola da çok güzelmiş. Yanında etajeri de var, beyaz. Dediğim gibi beyaz her zaman için aydınlık, ferah. Kumaş kaplama olanları var. Mobilya olanları var. Şu şey de çok güzel. Ahşap rengi de çok güzel. İçine işte o dediğim şeylerden, burçlardan koymuşlar. Çamaşırlarını koyun içine. Burada şişeler var.
su şişesi olarak, süt şişesi olarak kullanılabilir. Ama işte bu kapaklar biraz paslanıyor. Benim kavanozlarım çok paslandı. O metal olan yerler çok kullanışlı olmuyor. Paslanabiliyor. Nasıl banyoya? Cam. Cam da değil, mika gibi uzak da. Sert cam da değilmiş. Evet. Buraya gelince ben de yoruluyorum. Ne yaptınız kızım, geldiniz? Geldik. Hayır, siz baktınız mı televizyon sehpalarına? Baktık mı? Bir tane var diyorum. Genelde şey ya, ayaksız. İşte ayaksız olunca da altlarını... Temizlemek çok zor bence. Sana çok beğendi onu, sarılıp duruyor. Asya hayvanları çok seviyor ya, kedi köpek hastası. Ay. Kediye bayılmış. Dalanmamız. Hadi Nihal'e bak. Nihal'emiz kırıldı, annemizin de. Küçükler de kekilere sütü. Benimki de kırıldı biliyor musun? Mantar. Mantar. Mantarlar. Alalım onu. Alalım. Tamam. Benimki de kırıldı. Tamam. Bir tane bile yok. Ben de şeye bak. Mutfakta bulaşık şeyini, kaşık çatal koyduğunu söyledi. Çekmece için çekmece. O diyor ki, anneninkinin bir tık kısası diyor. Ama bir tık olmaz ya, onun ölçüsü gerekiyor. Yeni mümkün birazcık. O senin... Onu kestirebiliyorsun yanında. Kestirmek için çirkin. Öyle mi? Keşke onun ölçüsünü alsaydın. Neyse sen keskine gidince ölçüsünü al, ona göre alalım. O kaşıklıktan istiyormuş annem çekmece içi de. Ha, çekmece içi. Ama onların işte boyutları hep farklı, hani standart değil onlar. Onu ölçüye göre almak lazım, evet. Merhaba. Bir şey diyorum ki, beyaz her zaman içinde mi? Baksana çok aydınlık, ferah ya. İyi geceler. Anne bay bay mı yapıyor sana oradan? Asya. Bir de ben bay bay yapıyorum sana oradan. Hadi bakayım. Yok. Lütfiye'nin hep istediği yatak. O zaman Lütfiye'ye biz Isparta'da kendi odasını yaparken bundan istemişti. Alsay mısınız geleceğe yatırım? Evet. Kapalı hali şu üstteki. Çekince kocaman yatak oluyor. O şekilde. Zaman 1200 lira falandı işte. Şimdi? 5700 lira. Altları da çekmeceli. Baksanıza çekmeceli burası da. Altına da eşyalarınızı koyuyorsunuz. Çok güzel. Neyse Lütfiye'cim, sen de kızını alırsın olmazsa. Biz sana almadık ama. Aynen. Sen de kızını alırsın, değil mi? Artık beyazı seviyorum, karar verdim. Hem beyaz. Değil mi? Beyaz çok güzel. Bu şekilde boy boy mumlar da var. Sizin zaten beyaz da kırık beyaz olacak böyle. Evet, evet. Çiğ beyaz olacak. Bir de şu karyola da çok güzel ya. Baza istemezseniz böyle bir karyola da çok uygun. Çünkü ayaklı ya, altını silmek falan çok kolay oluyor. Ama biz bayanlar tabii alışmışız. İşte altı bazalı olsun, altına eşyalarımızı koyalım diye istiyoruz evet. Ya. Hani senin yan aldığının da bazası var değil mi altının yatağının? Keskindeki aldığın. Ama bu da çok güzelmiş. Lazımlık şart. Acaba bu nasıl kullanışın? Ne için? Kullananlar memnun mu? Onu soralım da. Bir bakayım aynen internetten, evet. Şu oyun halıları da çok güzelmiş mavi, baksana. Aa evet.
Sen bunlardan dikersin Serpil. Aslında evet, dikilebilir bir şey ama bunlar. Bizim yorganlar çok gibi de. Senin yorgandan daha basit. Bu sürede hayvan figürleri yapacaksın. Evet. Yapılabilir, evet. Bir şeysi yok ama. Burası da çocuk bölümü tabii. Değişik şeyler yapıyorlar ya. Çocuklar için çadır. İşte onların hepsini koymak için bayağı bir büyük geniş evin olması gerekiyor. Tencere, tabak, bardak, onların olduğu bölüm. Alt kata indik biz. İki katlı burası. Ben tabii çocuğun pandasını aldım, yumuşak yumuşak. Ha, bunu da verdik ya. Evet, tamam. Annen de al. Birer tane. Anası olsun. Zafer, Gülşen abla yapardı ya, günün anısı diye. Evet. Bizim de günün anısı olsun. Hepimize birer tane Nihal'i alalım. Nihal'e. Lütfiye senin şeyden kurutmalar var. Evet, aldım bir tane. Ne kadar olmuş şimdi? 80 lira. Çok da artık olmuş hem de. Kurutmalar. Şey, hani bulaşık sepet eline bulaşık yapıyor. Lütfiye düştü. Yok ya, almayacağım ben ondan Lütfiye ya. Nasıl olsa makineye koyuyoruz ya bulaşıkları. Sadece tencereler için. Tencereleri de hemen ben yıkadım. Sonra kurutuyorum. Nihal'e çeşitli başka var mı acaba? Bir şey var mı Nihal'e? Var işte. Nihal'e de daha 40 liraymış. Bak şunlar var. Evet. Silikon olanlar var. Bence tahta olan daha bence güzel. Bence bu daha güzel. Mantar bu anne. Evet tabii. Hani rengi kararır mı dedim. Sıcak bir şey koyunca bunu unutuyor. Bir şey olmaz. Ha, şunlar da varmış ama. Bunlar varmış. Lütfiye şunlar seninkine benziyor. Suyu görünce ayrılıyor onlar. Lütfiye'ninki ayrıldı ya. Evet doğru. Bence bunlar kullanışlı. Bu boy. Tekli mi onlar? Bence bunları sevdim ya. Ben güzelmiş. Bunlardan başka da yok. Bunlardan da ben Lütfiye'yi almıştım. Tavalarının içine koymaya çizmesin diye. Sana vermiş ya şimdi. Evet. Bunlar da çok kullanışlı oluyor. Onlar ikili anne. Ama yuvarlak bence en güzeli ya. Değil mi? Hmm.
neye bakacaktın Lütfiye sen? Çekçek alacaktım. Ha çekçek alacaktım evet. Çekçeki geçtik mi ama? Lütfiye'nin çekçeki ayakkabı çekeceği kırılmış da. Çekçek alalım değil mi? Asya'cığım oyna. Geri tamam. Aman geri gidiyorum. Baharatlı. Bunlar çok azalıyor, içine küçük oluyor. Sofraya koymak için iyi de. Bunlar da değirmen mi? Evet, değirmenmiş bunlar. Kahve değirmeni, süz değirmeni. Evet. Ve kavanozlar. Şu karşıdaki nihaleler daha büyük. Onlar şey canım. Onlar sufla. Onlar servis tabaklarının altına kalıyor. Tamam. Şöyle mandallar da kullanışlı oluyor. Ben Bime A101'e gelmişti. Onlardan almıştım ama onlar açılıyor hemen. İki yanındaki de kullanmadım. Nasıl olduğu bilmiyorum. Belki bunlar biraz daha kaliteli mi? Bilemedim. Peçetelikler. Bizde beyazı var bunun. Daha önce almıştık. Bunlar da 42, 43 lira olmuş bunlardan. Bunlara bayıldım. Baksana ne kadar güzel. Hem boyut olarak da ideal boyut ama biraz ağır. Bu aynısı ağır. Hani kirli çamaşır sepeti var mı senin? Çamaşırdakiler güvenmeye başladı. Tabi sudan etkilenir mi bilmiyoruz. Sudan etkilenir belki de. Benimkiler bunların ikilisinden, kağıdını almıştım o zaman. Nasıl sen bir şey yaparsın? Söyle. Bu da çok olur. Ama bunlar şey kırılacak gibi çok kullanışlı. İnce onlar bir şey. Evet evet. İnce. Hiç kullanışı yok. Görüntüsü süper ama görüntü çok güzel. Baksana. Bu da çok güzelmiş. Sevgili onlar. Tüm asasını özellikle şunları yaptın mı? Tamam bakalım. Masasını. Bizim için ay, sepetler. Çok küçük. Sepetler de çok güzelmiş. Benimkisi bunun şeyi ikilisi. Yan yana ikili duran o modelden yok sanki burada. Hmm. Çıkarıyorum bu dışını ben yıkıyorum. He. Kaç sene oldu ben alalı. Kullanışlı. Yani. Bunlar da bak kirli sepetiymiş. Küçük. Portatif böyle küçük banyolar için. Hmm. Değil mi? Güzelmiş bunlar da. Şöyle. Ama tabii altları yere değecek. Sepetler de çok güzel. Ay bende de böyle kutu hastalığı, kavanoz hastalığı. Kutular da çok güzel ya. Bu da mesela patates, soğan koymak için olabilir. Yapay çiçekler de aynı gerçeklerini aratmıyor. Çiçeğin adı şeydi, cam güzeli herhalde. Küçük saksıların içerisinde gerçek gibi duruyor yani. Bunlar da kutu. Böyle kapalı bir yere eşya koymak için, gardırop içine falan çok kullanışlı. İstemiyorum. Bunları alacağız kızım. Evet.
Bak Lütfiye'nin koridordaki halı senin. Bundan değil mi anneciğim? Ondan evet. Ama daha yumuşaktır. Seni bir yerden sattı. Ben de değiştireceğim. Okulları değil mi? Bu 1200 lira. Evet annemin bu arada şey halılar geldi de bir tanesi yoktu. Seher'in daha doğrusu. Halı kayboldu. Bakalım ne olacak sonuç. Şikayet edecek bir Seher onları. Nerede kayboldu? Yıkamaya vermiştik ya. Halılar. Yıkamada kayboldu gelmedi. Nasıl bir şeyse o da anlamadım. Değil mi? Hadi ya bak böyle bir şey de çıkarmıyor. Bak şu halı eskitme halı gibi değil mi? Isparta halılarının hani tüyleri dökülür ya. Onun gibi eskitme halıymış bu da. Şunun renkleri çok güzel. Mavi. Aa şu da çok güzelmiş. Hani bundan şey bütçeyi salona almıştık ya. Jüt halı. Serpil o eski halıları tıraşı görüyorsun böyle değil mi? Evet evet anne onu tıraşlıyorlar herhalde. Isparta halısı değil mi? O şekilde olmuş. Aynı. Bizim var bir tane Isparta halı. Aynı Isparta halıları bak kesmişler bunları desenleri gitmiş. Değil mi? Şunlar da parça parça. Spartalısını kesmişler. Aynen, tıraşlamışlar. Tıraşlamışlar. İşte şeyleri eskiciler almıyor ya. Evet. Halı yıkayanlar almıyor ya. Bak şunu 18... yamalı yamalı yapmışlar. Evet, bunu da 1800 liraya satıyor. Bir halıyı üçe bölmüşler. Doğru, şunu nasıl? İşte şeyler geliyor. Aslında yapılabilir. Aynı bizim halı evdeki büyük. Halıcılara mesela yaptıracaksın. Benim de var iki tane Isparta halım. Biliyor, kullanmıyorum. Bunlar da aynısı. Eskimiş halıları bak orada parça parça kullanmışlar, evet, parça evet. Parça. Evet. Kırk yama gibi yaptık. Tüylüler de güzel oluyor yatak odasında. Makineyle kenar yapan halıcılar var ya. Bak, bu da öyle, bunu da. Zaten şunu da yama yama yapmışlar. Ama bunun arkasına tabii astar geçirmişler. Herhalde bunları eski halılardan yapmışlar bence de işte. Bu esas deri. Bu da değil mi? Büyük bir... Esas deri. Evet, deri bu. Kopuyor mu? Kokmaz, tava kalandığı için. Ha, kokmuyor da. Tava kalanınca kokmaz. Burada çerçevelerin olduğu, resim çerçevelerin olduğu bölüm. İstediğiniz boyuta göre çerçeveler var. Aa, bak şunlar çok güzelmiş Lütfiye. Evet. Şu anda Asya'dan dolayı biz çerçeveleri falan hep kaldırdık evde. Ama bu çerçeveleri çok beğendim. Ayakkabısını giydirelim mi anneciğim? Biraz kucağıma alayım bakalım. Ay, önce yürüsün bir şey ya. Yürümek enerji sağlıklı. Yürüsün ben. Ayakkabıları giydirelim. Nerede ayakkabı? Asya biraz yürüsün enerjisini atsın. Çok yaşardı. Çorapları. Yine iyi oturdu çocuk canım. Ayak araba sığmış ayağına. Biz kağıda dolaştık bayağı da annem televizyon sehpasına karar veremedi. Çünkü hani hiçbir şeysi yok. Dümdüz bir televizyon ünitesi 4000 lira 5000 lira çok pahalı, aşırı pahalı. O yüzden belki de şey ya mobilyacıya yaptırmak en mantıklısı. Çünkü hani çok özellikli bir şey gerekmiyor zaten. Televizyonun altına sadece bir kapaklı dolap olacak. Ya şimdi gerçi mobilyacıya yaptırmak da hani az para değil de. 4000 lira 5000 lira olmaz. Nihale aldık. O mantar nihalelerden hepimize birer tane artık günün anısı olarak. Başka hiçbir şey almadık kağıdan. Gezmiş gelmiş olduk. Bahaneyle. Böyle işte arası patatesten, ne patatesi yapmış. Böyle çok güzel olmuş anne. Tadı nasıl? Çay koyduk hemen gelince.
için. Asiye'yi unutunca biz çay içeriz artık. Size afiyet olsun. Baba bana oyun yapıyor. Abisini çok seviyor ya bak. Allah'ım. Sarıl 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 sarıl. Baba baba. Yok yavaş dur baba. Yok yok bir şey. Dur yavaş düşür sen yavaş yap da o kadar diye. Acıdı mı? Evet biz çay içmeye devam ediyoruz. Annem yine yapmış yapacağını tabii bizim karnımızı doyurdu. Ellerine sağlık çok güzel olmuştu. Selamlarınızı da ilettik. Anneme de babama da onların da sizlere hepinize çok çok selamları var. Çok şükür sağlıkları da iyi onların da. Lütfiye ile veda ediyoruz bugün. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın diyorum.